Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün oldukça lezzetli, şerbetli tatlı, sultan tatlısıyla sizlerleyim. Görselliğiyle de oldukça göz dolduran bu güzel tatlımızın yapım aşamasını buyurun lafı hiç uzatmadan izleyelim. Tatlımızın şerbeti için toz şekerini tencereme ekliyorum. 3 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı suyunu ekleyeceğim. Birebir ölçü yapmayacağım arkadaşlar. Bu sayede tatlımızın şerbeti biraz daha hafif olacak. Malzemelerini detaylı şekilde açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. 3,5 su bardağı suyumu da ekledikten sonra şerbetimi artık kaynatmak için ocağımın üzerine alıyorum. Biraz kaşık yardımıyla şekerini karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakacağım. Şerbeti orta göz ocakta kaynatacağız arkadaşlar. Büyük göz ocakta kaynatırsanız şerbetinizin kıvamı çabuk koyulaşır. Şerbetinize birkaç damla limon suyu ekledikten sonra artık kaynamaya bırakacağım ocağın üzerine. 15 dakika kaynadıktan sonra saat tutarak kaynattım arkadaşlar. Artık şerbetimin altını kapatabilirim. Kenarda şerbetimizi soğumaya bırakacağız. Tatlımızın hamuruna artık geçebilirim. 200 gram oda sısında yumuşatılmış tereyağımı derin kaseye ekledim. 2 adet oda sısında yine bekletmiş olduğum yumurtamı da ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum arkadaşlar. Yarım çay bardağından bir tık fazla pudra şeker ekliyorum. Şerbetli tatlı olduğu için tatlımızın çok ağır olmaması için arkadaşlar pudra şekerini fazla eklemedim. Sizler de böyle yaparsanız daha hafif olur. 2 yemek kaşığı dolusu Hindistan cevizi ekliyorum. Gerçekten çok yakışıyor tatlıya. Siz de bu şekilde ekleyebilirsiniz. Sonrasında malzemelerimi bu şekilde spatula yardımıyla karıştırıyorum. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra kakaomu da ekleyeceğim. 2 çay kaşığı kadar kakao ekliyorum. Çok fazla eklemeyeceğim. Tatlıma biraz renk vermesi yeterli. Çok fazla eklerseniz tatlınızın tadını bozabilir. Malzemelerimi bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Bu arada arkadaşlar kameranın acizliğine uğramışım. 1 çay bardağı kadar irmiği de ekliyoruz tatlımıza. Unu eklemeden önce mutlaka irmiğini de bu aşamada eklemeyi unutmayın. 1 paket kabartma tozunu da ekledikten sonra unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Ben toplamda 4 su bardağı kadar un ekledim. Sizler her zaman hamurunuzun kıvamına göre un ekleyin. Malzemesini, unun marka kalitesine göre değişebileceği için arkadaşlar bu ölçüler sizler hamurunuzun kendi kıvamına göre unu yavaş yavaş ekleyebilirsiniz. Unu yavaş yavaş ekleyerek kıvamlı bir hamur elde edeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar kameranın acizliğine uğradığım için bu kadar bir çay bardağı kadar irmik eklemeyi sizler unutmayın. Unu eklemeden önce bir çay bardağı irmiğimizi de malzemeler içine ekleyeceğiz. Unu yavaş yavaş ekleyerek kıvamlı bir hamur elde ettim. Çok sert olmayacak hamurumuz. Aksi halde piştiğinde şerbetini içine güzel çekmez. Sizlere göstermişim. Elinizle bu şekilde yuvarladığınızda hamurunuz eğer çatlamıyorsa, güzel kıvam alıyorsa hamurunuz tam kıvam almış demektir. Hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Bu şekilde hamurum bitene kadar yuvarlayacağım. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tatlımızın hamurunu yuvarlama işlemi bittikten sonra kasemin içine bir çay bardağı soğuk süt ekliyorum. Bir kaseme de sarı haşhaş ekledim. Bir su bardağı kadar sarı haşhaş yeterli geldi. Eğer bu sarı haşhaştan bulamazsanız mavi haşhaş da kullanabilirsiniz. Sütle ıslatmış olduğum tatlı hamurlarımı haşhaşın içine alıyorum ve sonrasında her yerini haşhaşlayıp yağlanmış tepsime diziyorum tatlılarımı. Sarı haşhaşı ben bu tatlıda çok seviyorum.
Ama ne yazık ki her aktarda da bulunmuyor. Özellikle aktarlarda bulabilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Eğer bulamazsanız da mavi haşhaş kullanabilirsiniz. Bu işlemi hamurumuz bitene kadar ilk önce süte, sonrasında haşhaşa bulayarak devam edeceğiz. Tatlarım artık tepsiye yerleştirildi. Yağlanmış tepsiye diziyoruz. Bu şekilde üzerlerini ben fındık koyacağım. Sizler dilerseniz ceviz, badem de ekleyebilirsiniz. Tatlımın üzerine fındıklarını iyicene içine doğru batırıyorum ki pişerken fındıklarım üzerine çıkmaması için. Dediğim gibi sizler dilerseniz ceviz veya badem de ekleyebilirsiniz. Fırınımı 180 dereceye ısıttım. Fansız ayarda orta tarafta tatlım pişene kadar fırınımda pişireceğim. Mutlaka fansız ayarda pişirin arkadaşlar. Bu sayede tatlınız daha güzel pişmiş olacak. Tatlım pişti. Benim fırınımda yaklaşık 35 dakikada pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Fırından çıkınca sıcağıyla hemen şerbetini tatlıma veriyorum. Kesinlikle şerbeti soğuk, tatlımız sıcak olacak. Bütün tatlarımın üzerinde şerbet gelecek şekilde döküyorum ki tatlımı şerbetin güzel çekmesi için. Beni buraya kadar izlediyseniz de videomu beğenerek destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Tatlımızı şerbetledikten sonra 2 saat dinlenmeye bırakıyoruz. En az 2 saat dinlendikten sonra şerbetin daha güzel çekecek. 2 saat kadar dinlenmiş olan tatlımın hemen sizlere yakından göstermek istiyorum. Gerçekten arkadaşlar çok muhteşem. Görüntüsüyle de çok güzel bir tatlı oldu. Bu ölçülerde yaparsanız tadı da öyle çok ağır bir tatlı olmalı. Çok hafif bir tatlı. Hemen tadına bakıyorum. Şerbetini de oldukça güzel çekmiş. Sizler de umarım bu güzel tarifi dener, beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.